kek. Anne, Rüya nerede? Söyle. Sen ne yapacaksın peki? Ben dökeyim ki ellerimiz pis oluyor ya. Peki sen ellerini yıkadın mı? Yıkamadım. Koş ellerini yıka sen de. Yemek yapmadan önce, mutfağa girmeden önce saçlarımızı topluyoruz ve de ellerimizi yıkıyoruz. Ben de hayır tekrar mutfağa girmeden tekrar ben de malzemeleri çıkartıyorum. Arkadaşlar efsane bir kek için hazır olun. Malzemelerimizin hepsi hazır. Dur önce şeker değil, önce yumurtalar ve yumurta kırma işi kimde? Niyada. Heyecandan senin şeker, adını unuttu. Şeker dökme de sende. Evet Rüya geç bakalım sen bu tarafa. Senin ben vereceğim sana da boyun yetiyor mu onu söyle sadece. Tamam bir dakika bir fikrim daha var bekle. Al bakalım Rüyacığım başlayabilirsin. İkisini birbirine vur istersen getir. Bunun üstüne vur akarsa içine aksın. Arkadaşlar siz de yumurta kırmaya başladınız mı? Evet yumurta başla. Benim gibi minikseniz. Henüz başlamamış olabilirsiniz. Bakalım. Evet yumurta kırmak biraz daha 7-8 yaş. Ben şey gördüm bak buradan basamıyorum. Ay çok görünüyor. Birden böyle eline sok çat diye ayır Rüya. Öyle yavaş yavaş ayırırsan içine girerler. Çat çabuk hadi yapabilirsin. Rüya nasıl yaptın annem hayatını ben böyle bir yumurta kırma şekli görmedim. Ama içine onu koy kenara. Hiç girmedi. Aferin. Bir tane daha al bakalım. 3 yumurta kıracağız. Birbirine yapıştır. Birbirine 3 tane sonra kıracağız. Evet. 5 dakikaya sonra bu kırıldı. Evet. Şimdi onu Rüya öyle yapmıyoruz. İki parmağını içine sok anneciğim. Bir iki üç deyince aç birden aşağı doğru gönder. Hah. Yaptın. İşte bu. Başardın. Anne. Sıra sonuncu da. Ne? Anne mutfaklar karışalım sonra bitsin. Yok şey. Ne yapıyorsun? Rüyacığım üçüncü yumurtayı bekliyorum. Fırını çalıştırdım arkadaşlar. Tek seferde. Evet bir iki aç onu. Çevir aç hepsini. Aferin sana. İşte bu kadar. Şimdi onları buraya koy anneciğim ve sen ellerini bunları çöpe atıp ellerini yıkamalısın. Evet at buraya gönder. 3 yumurta, 1 bardak şeker karışımı başlasın. 1 bardak süt sıra sende. Süt Rüya'da, yağ sende tamam mı? Ya ben dökseydim sanki daha mı? Neyse artık girdik bu yola bir şey olmaz. Tamam hadi al sen sütü dök. Hayır. Başkalarının yiyeceği şeyleri ağzımıza. İşte bu. Şimdi sıra yağda. Aynı bardağa yağ da koyalım. Arkadaşlar başka youtuberlar görüyorum. Bunlar anne işi değil. Anneler minimum ama minimum bulaşık için ellerinden geleni yaparlar. Koydukları kaba yağ da koyuyor. Zaten kapta karışacak. Yani ayrı ayrı böyle süslüyorlar. Gerçekten gerek yok bu hareketler. Gerçek ev annesi Başak Sedalı yavrularıyla, evlatlarıyla kek yaparken biraz bulaşığı çıkartamaz sandım. Bu arada hazırlıkları yapıyorum şimdi. Rüzgar dedi ki bu kalıpta yapalım. Ben diyorum ki bunu da yapalım. Senin oyun hangisi? Senin oyun belirleyecek. Yağı çıkartmış. Hangisi? Senin kalıp. Ben kazandım. Ben onu da istiyorum biliyor musun Rüzgar? Keki koyacağız ya. Üzerine karamelli sütlü parça çikolatalarla süs yapacağız üstüne. Anladın mı? Üstüne koyacağız. Annem kurabiye yapmış. Böyle üstüne dökeceğiz ama böyle kabaracak. Üstünde böyle çikolata parçaları görünecek. Tamam mı? Artık onu dökebilirsin. Çok dikkatli bir şekilde. Sakın. Bunu da yapalım. Onu da. Senin kadınla. Anlaştık. Dök anneciğim. Çok güzel. Tamamını dök yavrum. Yağıyla eğlence olmaz. Evet bu bardakla artık işimiz bitti. Burası da tamam olduğuna göre şimdi sırada ne var? Bunları bir karıştıralım önce sonra da un yapalım. Hasta kurabiyesi mi yapıyorsunuz? Hasta keki yapıyoruz keki. İyi misin biraz ağrın geçti mi? Arkadaşlar ben birazcık hasta oldum. Evet bazı ağrıyor tabii ki. Boğazım değil de boynum. Boynunda bir ağrı var arkadaşlar. Egzersiz yaparken, spor yaparken birazcık boynumu incitmişim. O yüzden sürekli... İşte doktora gidiyoruz. Kas gevşeticiler, ağrı kesiciler. Arkadaşlar benim de kaşım yaralanmıştı. Evet arkadaşlar bizim üzerimizde nazar mı var bilmiyorum. Hepinizin birer tane duasını maşallah mı denirler? Nazar demesin ki ne denir? Maşallah. Maşallahınızı alırız hepinizin yani. Bilmiyoruz bize ne oldu bu yaz. Birazcık hastalıklarla geçirdik. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Şimdiden teşekkür ediyorum. Keke devam ediyorum. Sen geç içeri yat hayatım.
vanilyamızı ve kabartma tozumu döktüğümüz unun üzerine döküyoruz. Kabartma tozunu döküyorum. Evet, dök bakalım. Bu suyu güzel geldi. Vanilyanın değil mi? Dağ gibi görünüyor. Evet, bir dağımız var burada. Bir tarafı ekşi dağ, bir tarafı da tatlı dağ. Koy 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 bakalım. Tamam mıyız? Karıştırmaya başlayayım mı? Elim hatta. Ve hepsini, bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz. Ve evet. Hamurumuz tamam. Hayır. Ve kakaomuzu döküyorum. Kakaodan sonra şimdi bunu ben döktüm. Neden biliyor musunuz? Karıştıracağım. Kaba koyduktan sonra çikolata parçalarının yarısını sana, yarısını sana vereceğim. Bekleyin. Ve kekimiz hazır. Çikolatalarını ben vereyim. Sıra çikolata dökmekte. Önce bir şuraya alın. Allah, son dakikada döküyormuşuz bir de. Çok üzülürüm. Ben açacağım onu. Allah'ım, kokuya bakar mısın Rüzgar? Bir bak, kokla. Rüya, sen de kokla. Al, al bakalım. Bir dakika. Ben böyle sevmiyorum. Bunlardan yapmasak olmaz. Aa, neden? Ben çok seviyorum. Ye. Aa. Gerçekten mi? E nasıl yapacağız? O zaman yarısını yapalım Rüzgar sadece. Tamam, bu tarafa yap. Öbür tarafa yapmayacağız. Rüya sevmiyormuş çünkü. Şöyle biraz. Sadece bu tarafa. Bu tarafa yapıyoruz. Yarısına kadar. Bu evet. Tarafa ve bütün çikolatalarımızı döktük. Bu tarafa döktük hepsini. Çünkü Rüya sevmiyormuş. Ama bir şey diyeyim mi? Yarısına döktük, yarısına dökmedik ya. Bu tarafta bir şey söyleyeceğim. Çek bir elini. Çok çikolatalı oldu. Neyse, fırınımızı önceden ısıttığımız fırına atıyoruz. Bakalım lezzeti nasıl olacak. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Bu arada annenizle veya teyzenizle veya halanızla, anneannenize, babaannenize, kimin olduğunu emin. Siz de mutfakta bir şeyler yapmayı seviyorsanız lütfen yorumlarda bize yazın. Söyle anneciğim. Arkadaşlar, eğer siz kek yapmayı bilmiyorsanız bu videoyla öğrenebilirsiniz. Öyle demeyecek miydin? Öyle demeyecek miydin? Diyeceğim.